Dostlarım, tasavvufta kalmıştık. Tasavvufta reca konusunda kalmıştık. Bugün recayla devam ediyoruz inşallah. Reca. İyi bir şeyi bekleme ve elde edebilme ümidi. Allah'ın lütuf ve ihsanlarını umma hissi. Gelecek adına emellerle dopdolu olma, maruz edilen şeylerin elde edilebileceği mülazasıyla yaşama manalarına gelen reca, sofilerce gönülden istenen bir şeyin tahakkuk etmesi inancıyla onun meydana geleceğini ümit etme ve bekleme şeklinde tarif edilmiştir. Bu itibarla hasenat adına bir şeyi işleyip kabulünü beklemek, keza masiyetten tevbe edip hüsnü kabul göreceği mülazasıyla ümitlenmek birer recadır. Demek ki reca nedir? Kısa bir özet vermiş burada. Diyor ki hasenat işleyip kabulünü beklemek. Tevbe ve istiğfardan sonra da mesela herhangi bir yanlış seyyiatten sonra da tevbenin kabulünü beklemek recadır. Demek ki recada iki tane şey var. Bir hasenat var, bir de seyyiatten veya hatadan tevbe var. Hasenat işliyorsan ve tevbe ediyorsan işte bundan sonra bunlarla beraber reca duygusu sende kuvvetleniyor. Hata, günah ve seyyiatin şahsa yüklenmesi, hasenatın ise Allah'ın rahmetine atfedilmesi esasına dayanan reca, salikin bir kısım yanlışlıkların, kötülüklerin, yakışıksız şeylerin ağına düşmemesi, iyilikler ve güzelliklerle de şımarıp küstahlaşmaması için istiğfar ve dua kanatlarıyla sürekli seyrillallah ufkunda seyahatle şerlerden kaçınıp hayırlara sığınması, inabe ve tazarru lisanıyla da devamlı seyr-i maallah ikliminde hak kapısının tokmağına dokunulmasından ibarettir. Şimdi arkadaşlar seyr-i Allah Allah'a yolculuk, seyr-i maallah Allah'ta yolculuktur. Seyr-i Allah'ta Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına salik sürekli teveccüh buyurur ve sürekli bunu duymak, bu atmosferi duyabilmek için iradesinin hakkını verir. Seyr-i maallah'ta ise zaten Cenab-ı Hak'la beraberdir. Yani onun isim ve sıfatlarının marifetine zaten ermiştir. O konunun hakkını vermektedir. Şimdi bu yüzden seyr-i maallah'ta inabe ve tazarru vardır. Yani konumunu korumak vardır. Kalbinden geçen hani ani bir kalbinden geçen ani bir düşünceye bile veya hissiyata bile parola sorarsın inabede ve tazarruda bulunursun. Fakat ilallah'ta öyle değil. İlallah Allah'a yolculuk olduğu için hani burada sülük eden kişi yanlışlıklara sık sık düşer. Bu yüzden o kişinin yapacağı da tevbedir. Demek ki seyr-i ilallah ufkunda istiğfar ve dua, seyr-i maallah ufkunda ise inabe ve tazarru. Yani bir üst mertebe. İnabe tevbenin bir üstündedir. Belki tazarru da öyle. Tazarruya ulaşmak da böyle bir şey. Böyle bir denge kurulabildiği takdirde ne hafta inkıta ve yeis ne derecada gevşeklik ve şatahat olur. Demek ki reca neyi sağlıyor? Reca senin ibadetlerinle küstahlaşmanı engelliyor. Reca bunu sağlıyor. Çünkü recada şu var. Sen seyyiat işliyorsun ve istiğfar ediyorsun. Bunun kabulünü bekliyorsun. Hasenatta da ufacık bir hasenatın var diyorsun. Ve bunun Allah'ın hoşuna gitmesini rica ediyorsun. Reca budur. Bu yüzden reca bizim şımarıklaşmamızı engelleyen, haf ve reca bizim şımarık ve küstahlaşmamızı engelleyen iki unsurdur. Evet, günahlardan kaçınıp Allah'tan inayet beklemek, yarışırcasına hayrat ve hasenat yolunda koşup sonra da Allah rahmetinin enginliği mülazasıyla o kapıya yönelmek sadık bir recadır ve sadıkların ümit ufkudur. Aksine amelsiz hasenat beklemek veya ömrünü günah vadilerinde geçirdiği halde Allah'ı kendi hesaplarıyla bir şeye estağfurullah icbar ediyor gibi bühbühe-i cennetten dam vurmak yalancı bir reca, Hazreti Rahmanurrahim'e karşı da bir saygısızlıktır. Demek ki hasenat işledikten sonra veyahut da tevbe ettikten sonra reca hani gerçek bir recadır. Fakat sen hani hiç hasenat yolunda değilsen, sürekli günah vadilerinde geziyorsan, o zaman da bühbühe-i cennetten yani cennetin orta yerinden dem vurmak gerçekten Hakk'a karşı saygısızlıktır. Reca bir temenni değildir. Temenni herhangi bir tasavvur ve beklentinin meydana gelmesi mevzuunda kat'iyet bulunmayan, dolayısıyla da ümit vaat etmeyen kuru bir intizar olmasına mukabil, reca matluba ulaştıracak bütün vesileleri değerlendirip
rahmeti ihtizaza getirme yolunda peygamberane bir basiret ve şuurla bütün iltica kapılarını zorlamanın ad ve ünvanıdır. Yani reca, Cenab-ı Hakk'ın iltica kapılarını zorlamaktır, ihtizaza getirmektir. Ya Rabbi ne olur, ya Rabbi ne olur, ne olur bizi affet, ne olur bizleri, yani bu hatalarımızla, bu günahlarımızla baş başa bırakma, bizi güzel insanlar eyle. Yapmaya çalıştığımız hasenatların daha da güzellerini bize ihsan eyle diye sürekli bir tazarru var recada. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapılarını zorlamak var, yani bu hususta kendini titretmek var. Bir diğer ifadeyle reca, ilim, kudret ve irade sıfatları gibi rahmet ve affediciliğin de ihata ve şumulüne inanıp ehadiyet dalga boyunda bir kısım teveccühlere muntazır olmak demektir. Ehadiyet dalga boyu demek, Cenab-ı Hakk'ın bize hususi muamelesidir. Vahidiyetiyle hepimize muamelesi var. Fakat ehadiyetiyle hususi muamelesi var. Şimdi sen Cenab-ı Hakk'ın ilmine dayandın, kudretine dayandın, iradesine dayandın, rahmetine ve affediciliğine dayandın. Sonra da neyi bekliyorsun? Ehadi bir teveccühü bekliyorsun. Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetiyle bir teveccüh bekliyorsun. Kur'an-ı Kerim'in rahmetin her şeyi aştığını, bir kutsi hadisin de ilahi rahmetin her zaman gazabının önünde bulunduğunu ifade etmesi, zannediyorum işte bu gerçeği hatırlatmaktadır. Evet, Cenab-ı Hak buyurmuyor mu? Benim rahmetim gazabımın önündedir. O zaman hani biz neden ümit etmeyelim? Rabbimizden neden ümit etmeyelim? Tabii ki recamız var. Ve recamızı doruk noktaya ulaştırmak için de elimizden gelen her şeyi sarf etmeliyiz. Ümidimiz asla sarsılmamalı. Aksine şeytanların bile ümit ve beklentiye kapılacağı böyle engin bir rahmete karşı lakayt kalmak, hatta o rahmetin mevcudiyetini inkar manasına gelen reca hissini yitirip yeyse kapılmak affedilmeyen bir günahtır. Demek ki yeis bir küfür sıfatıdır ve affedilmeyen bir günahtır. Şeytanlar bile ümit ediyor Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğinden. Biz müminler olarak neden ümidimizi keselim? Reca, kerem kıl kesme sultanım, keremin binevalerden. Kerem kâne yakışır mı kerem kesmek gedalerden? Mehmet Lütfi Efendi Hazretleri buyurmuş, böyle demiş. Deyip kalben kerim-i vedüdün cömertliği etrafında pervaz ederek ona sığınma yollarını araştırmaktır. Evet, bizim Rabbimiz kerimdir ve vedüddür. Onun cömertliği hadsizdir. Vermek istiyor Cenab-ı Hak. O zaman biz o cömertliğin etrafında pervaz etmeliyiz. Sürekli cömert olan Rabbimizden sürekli istemeliyiz. Sürekli istemeliyiz ama bir şeyler yaparak istemeliyiz. Reca kapısını zorlamalıyız. Rabbin hususi mülatefesi sayılan böyle bir mazhariyeti elde etmiş olanlar hiç tükenmeyen bir hazine ile buluşmuş sayılırlar. Hele insan sahip olduğu şeylerin bütününü kaybettiği veya ona karşı her türlü musibetin sökün edip geldiği veyahut hayra muvaffak olamamanın, şerden kurtulamamanın verdiği ızdırap ve inkisarın vicdanlarda duyulduğu, yani sebeplerin bir tevi sükut edip her şeyin müsebbibül esbaba döndüğü hengamda reca bir berk olur, burak olur. Onun yollarını aydınlatır ve onu ulaşılması İnsan gücünü çok çok aşan ulaşılmazlara ulaştırır. Evet, yollarımız her zaman müsebbibül esbaba döner. Çünkü bütün sebepler sükût eder. Bizler günahlardan nefsimizi tam manasıyla kurtaramayız, yalnız kalırız. Veyahut da musibetler sükût eder. Ve bizler o zaman o reca kapısında sürekli Rabbimizden ümit ederiz ki ya Rabbi ne olur kulluğundan azat eyleme, beni sana kul eyle diye sürekli iki büklüm olur ve müsebbibül esbaba sığınırız. Gazze'de son dakikalarını yaşayan İmam Şafii'nin reca adına şu son ve dolgun soluklarını kaydetmeden geçemeyeceğim. Kalbim kasvet bağlayıp yollarda sarpa sarınca, ümidimi affına merdiven yaptım. Günahım gözümde büyüdükçe büyüdü ama onu alıp affının yanına koyunca affını tasavvurlar üstü büyük buldum. Evet, kalbim kasvet bağladı, ben de ümidimi affına merdiven yaptım. Günahım gözümde büyüdükçe büyüdü. Fakat onu aldım, affının yanına koydum. O kadar küçüldü ki. Allah korkusunun insanı günahlardan uzaklaştırıp ona yönelttiği, ona yaklaştırdığı yerlerde sürekli havf soluklamak, yeis çukurlarına düşüldüğü veya ölüm emarelerinin belirdiği zamanlarda da recaya sarılmak, havf ve reca dengesi adına ölçü sayılacağı gibi, ruhta hasıl olan emniyet duygusuna karşı korku unsurlarını harekete geçirmek, ümitsizlik hazanlarının esip durduğu hengamda da reca seralarına sığınmak, haf ve reca dengesi adına ayrı bir yorumdur. Evet, düşündüğümüz zaman yani Allah korkusu,
Allah korkusu her yerimizi sardı ve Allah muhafaza buyursun günahlarımızı düşündük ve ümitsizliğe düşüyoruz. Yani yeğir çukuruna saplanıyoruz. O zaman imdadımıza ne yetişmeli? Reca yetişmeli. Bazen de öyle coşuyoruz ki işte Allah sevgisi, Allah aşkı iştiyakı bizi kendimizden alıkoyuyor, başımız dönmeye başlıyor. O zaman da Haf kanadını kullanacağız. Böylece yolculuğumuzu emniyetli bir şekilde sürdürmeye çalışacağız. Bu itibarla bazen en mükemmel amelin yanında duman duman korku tütebilir. Vaz bir amelin sağında solunda da reca tütebilir. Reca tüllenebilir. Evet, az bir amelle recamız kaybolmamalı. Az bir amelimizin etrafında bile reca olmalı. Veyahut da çok büyük amellerimizin yanında bile haf olmalı. Ki biz dengeyi koruyabilelim. Yahya bin Muaz'ın bu mülaza için bir tazarrunu kaydetmek istiyorum. Allah'ım çok defa günah ve hatalara bulaştığım zaman ruhumda taşıdığım reca en mükemmel amellere ihtira eden recadan daha güçlü görünüyor. Zira ben arızalarla malul bir insanım. Katiyen masum sayılamam. Günahlara bulaştığım zaman hiçbir iş ve amele değil, bila kaydü şart senin affına itimat ederim. Nasıl etmem ki? Sen cömertlikle mevsufsun. Evet, Yahya bin Muaz bize güzel bir mihenk taşı bırakmış. Diyor ki günahlarıma bulaştığım zaman hiçbir iş ve amelime değil. Sadece ve sadece sana itimat ediyorum. Çünkü sen cömertsin. İşte yani budur bize bir mihenk taşı. Yahya bin Muaz'ın bu sözü çok güzel. Diyor ki çok defa günahlara bulaştığım zaman recam daha mükemmel amellerimin yanındaki recadan daha güçlü. Çünkü günah işlediğim zaman hiçbir şeye güvenemiyorum. Sadece Rabbim sana güveniyorum. Zaten çoklarınca reca, zat-ı uluhiyet hakkında hüsnü zan beslemenin bir başka buğdu sayılmıştır. Ena inde zanni abdibi, benim kulumla maiyet ve muamelem onun benim hakkımdaki zannına bağlıdır. Evet Cenab-ı Hak biz onu nasıl biliyorsak bize öyle muamele edecek. Mealiyle vereceğimiz kutsi hadis de bu hususi mülatefenin ifadesidir. Nasıl biliyorsak Rabbimiz bize öyle muamele edecek. Biz bizi affedici olarak biliyoruz, cömert olarak biliyoruz Rabbimizi. Ebu Sehli rüyada tarifler üstü nimetler içinde yüzüyor görür ve sorarlar. Üstad, bu yüksek payeyi nasıl elde ettiniz? Ebu Sehil cevap verir. Rabbim hakkında beslediğim hüsnü zan sayesinde en çok sevdiğim yani şu kitabın içerisinde ve belki bütün tasavvufi eserlerin içerisinde en çok sevdiğim yer burası. Ebu Sehli rüyada tarifler üstü nimetler içinde yüzüyor görürler. Üstad, bu şerefli makamı, bu yüksek makamı nasıl elde ettiniz? Rabbim hakkında beslediğim hüsnü zan sayesinde. Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Bu itibarla denebilir ki eğer reca Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetiyle tecelli etmesi için bir vesile ise insan iyi kötü hiçbir halinde bu vesileyi elden bırakmamalıdır. Evet insanın ameli, ihlası, hasbiliği, diyarganlığı önemli birer güzellik buğdu sayılsalar da insanla alakalı olmaları itibariyle Allah'a ait bulunan affın yanında çok önemsiz kalırlar. Evet bizim amellerimiz Cenab-ı Hakk'ın affının yanında çok küçüktür, çok miniktir. Sadece bir işarettir. Yani Rabbim biz seni istiyoruz, biz senin rahmetini bekliyoruz diye bir hani ufacık bir çabadır. Zira öncelikler zahiri esbab açısından insanın işi ve davranışları sayılmasına karşılık, ikincisi doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rahmet buğutlu, şe'ni hassı ve mülatefesidir. Evet bizim küçüklüğümüz nerede? Cenab-ı Hakk'ın o şanına uygun mülatefesi nerede? Haff-ı reca insan gönlüne Allah'ın en büyük armağanıdır. Bundan da büyük bir armağan varsa o da bu iki duygu arasındaki müvazeneye riayet ederek onları Allah'a ulaşmada birer nurani kanat olarak kullanmaktır. Evet, kaf ve reca iki büyük Cenab-ı Hak'tan bize gelen iki büyük armağandır. Bundan daha büyük bir lütuf ise bu iki armağanı yerli yerinde kullanabilmektir. Gerçekten ben reca konusunu çok seviyorum. Çok sevdiğim bir konu gerçekten. Arkadaşlar, bu konuyu benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Size hayırlı günler diliyorum.